Bugün ne oldu? Borsa güne rekor seviyeden başladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Ağustos Vadeli BIST 30 Endeksine dayalı kontrat haftaya %0.4 artışla 8.035 puandan başladı. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışındaysa Amerika'da Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 Endeksinde 7.250 ve 7.400 seviyesinin direnç, 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Binance için dünyada bir ilk. Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Dubai kolu Binance FC'nin Dubai'deki sanal varlık düzenleme kurumundan operasyonel minimum uygulanabilir ürün lisansı aldığını duyurdu. Bu lisansla Binance FC'nin kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara hizmet vermesinin önü de açılmış oldu. Gelir vergisinde yeni düzenleme yapıldı. Ücretlerin gelir vergisi kanunundaki ikinci dilime girmesi önlenerek ücretlerin vergi dilimi değişikliğiyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin %15'ten 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Konutta kredi çıkmazı mı yaşanıyor? Son 5 haftada kredi faizleri 10 puan artışla %34'ü aşarken kredi kullanımı %0.2'de kaldı. İnşaat sektör temsilcileri, bakanların kredilerde seçici davrandığını, başvurularda reddin arttığını, böyle sürerse pazarın %30 daralmaya gideceğini de belirttiler. Günün ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.